Hadi Sibel anlat. Ben de yetiştiğim yerden seninle beraber yapacağım. Tamam. Bunun mantığı Derya Hanım, zincirini çekerken biz çanta için 56 zincir çektik. Bir tane... Çok güzel mesela pembe ve beyazdan çok güzel kız çocuk bebek battaniyesi oluyor olur, bundan. Olur. Bakın şöyle tutayım. Hı-hı. Bu şekilde yapacaksınız. İnanılmaz güzel olur. Sonra üstünün çıtırıklarını yaparsınız. Yapılır. İlla mesela beyaz yapın, toplama yerini pembe yapın. Hı-hı. Veya kendini pembe yapın, toplama yerini beyaz yapın. Veya bembeyaz yapın, toplama yeşil yerini nil yeşili yapın. O da çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel oluyor, evet. Koton iple. Bunda çilekler bir zincire, aralarda üç zincire ihtiyacımız var. Aralarda tek tek çektiğimiz. Onun için de bir çekiyoruz. Çilekler, pardon Sibel. Çilekler bir zincirin içine fıstık yapılır mantığıyla yapılıyor ama bir püfü var. Hı hı. Şimdi başlamada şunu sayacaksınız. Şimdi Sibel onu gösterecek. Bir saydım. Bir, iki, üç. Bir, bir, iki, üç. Bir, bir, iki, üç. Şimdi baştan eğer bir ile başlıyorsak sonda üç ile bitireceğiz. Ya da üç ile başlıyorsak bir ile bitireceğiz. Bir, bir, iki, üç. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi üstüne biraz uzatıyorum ipi. İlk ilmeğe, ilk zincire ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki yaptık ama kapatmadık. Tığın üstünde bırakıyoruz. Üstüne aldım. Aynı zincirin içine bir, iki yaptım, bıraktım. Bunlar ikili trabzan ama kapatmıyoruz. Yalnız ikili trabzanda kapatmadığımız için o inceliği bir şey yapman lazım. Ha, şimdi bir, iki yapıyorum. Bunda ikisini birlikte alırdık ama almıyoruz. Bu üstte kalıyor. Yani tığın üstünde kalıyor ilmeklerimiz. Şimdi bir, iki, üç, dört oldu. Beşinciyi de yapıyorum. Bir, iki yaptım. Bu biraz sonra çileğe dönüşecek. Şimdi bunu takip eden zincirlerden... Tunus tığı ben de şöyle Hı-hı. göstereyim. Onun için önemli. Şöyle yapayım. Evet. 4-5. Evet. Şiş gibi uzun bir tarafı tığ. Çekmiyoruz yani Hı-hı. üstünde topluyoruz. Evet. Şimdi Sibel. Takip eden zincirlerden birer tane hiç üstüne almadan ilmek çıkartıyorum. Ben de aynı yanındaki zincirden yapıyorum. İki, evet. bir sonrakinden... Üç. Tek çıkarttım. Bunlar da tığın üstünde duruyor. Şimdi üstüne alıyorum. Yine bir sonraki tek zincirin içinden ikili trabzan sararak yapıyorum. Ama evet bir iki üstüne dolayarak beş tane ikili trabzan yapacağız bunun içine yine. İki. Üç. Muazzam bir şey bu yani. O kadar güzel bir şey ki pek çok şey yapılabilir. Dördüncüyü yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi sıra sonuna kadar isterseniz gitmeyeyim Derya Hanım, uzun sürmesin. Şimdi evet. burada birden başladığım için 3 ile bitirmek zorundayım. Ki onu da biraz sonra göstereceğiz. Bu puzzle gibi birbirine birleşirken bir boş bir dolu gibi olması gerekiyor. 1, 2, 3 tane tek tek boş çıkarttım ilmeği. Şimdi Tunus tığının özelliği. Buradan geriye sağa doğru toplayarak geleceğim ilmekleri. İçinden geçiriyorum. Sağdaki ilmekle beraber 2-2 alarak sıra başına kadar bu şekilde. Bu arada da ilmeklerimizi de kapatmış oluyoruz. Bakın buradaki gibi. Sıra başına kadar bu şekilde geliyoruz. Tek tek, tek toplayıp. Tek tek gidiyoruz evet, bu sırayı. Evet tek tek. Şimdi sen o tarafa doğru gidiyorsun. Siz öbür tarafa doğru. Evet ben göstereyim. Şimdi Sibel böyle geliyor. Tamam. Nasıl gidiyorsun ben şimdi sen? Topladım sen böyle şu an. Gidiyorsun. Ben sağa doğru siz sola şimdi doğru. Şimdi ben de buradan döneyim. Tek tek mi gidiyorum evet, Sibel? Evet tek tek Derya Hanım. Ben bu tarafa doğru Aha. geliyorum. Bir bak bakayım şimdi tek tekler tamam, şöyle doğru. mi gidiyorum? Evet, evet aynen öyle. Heh. Ben çok güzel bir tane parça yapmıştım. O çok güzeldi. Beyazla ne renk yapmıştım? Pembe yapmıştım. Beyaz yapmıştınız. Evet. Siz şöyle daha şöyle şeyle geliyorum. Kotonla yapmışsınız. Solaklar kimse başlayamaz size. Burada yandınız. Çünkü mutlaka kendinizin başlaması lazım.
Bu tarafa doğru geliyorum. Hazır mısın Sibel? Hazırım. Evet. Bayağı bir oluyor. Hadi sen göster, bu ben şurada bir hata yapmışım galiba. İki aşama tamam. Şimdi bakın, başa yeşil ipimizi bu ilk yaptığımız zincire kilitledik. Şurada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Tunus tığı yapanlar bilir. Bunun için şu bana doğru olan ilmekten ve arkadaki zincirin içine batıp şöyle bir tane çıkartıyorum. Aynı şekilde her trabzanın tepesine 2, 3, tek tek 4, evet tek tek 4 ve 5.'ye geldim. Bütün numarası burada. 5.'ye geldiğim zaman şu tığın üstündeki 5 ilmeği beraber içinden geçiriyorum. Şöyle bir sıkıyorum. İşte bir tane çilek oldu yaprağıyla beraber. Çok güzel. Evet. Bir zincirle kilitliyorum. Sonra bu takip eden 3 tane tek aldıklarımız var. Onları yine tek alıyorum. Hiç bunlarda toplama yapmıyoruz. Bir sonraki sırada şu 3 ilmeğin ortasındaki yere çileği kuracağız. Bunu boşaldım böyle. Şimdi evet. Gene geldim. 5 tane ikili trabzan yaptığım yere. Hepsinin tepesinden bir tane yeşil ilmek böyle çıkartıyorum. Çıkarttım. 3, 4 ve 5. Şimdi tığın üstünde tam sondaki 5 ilmeği. 3, 4, 5. Şöyle topladım. Sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çektim. İşte ikinci çilek de oldu. Var ya, yani bu kadar sevimli, sempatik, evet, bu kadar güzel bir şey. Kaç sene olmuştur biz bunu yapalı acaba? Deryem, nereden baksanız gene bir 4 sene oldu. Çünkü daha sonra yine tekrarladık. Çünkü çok, çok talep görmüştü bu. Bu yani o kadar beğenilen ki haklı olarak. Yani ben her gördüğümde çıldırıyorum. Şuradan ben bir kamera, hı-hı, yakındayken şöyle bir göstereyim. Bakın o kadar güzel bir şey ki. İçine astar yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. Mesela bir çocuk kostümü olur, bir şey olur. Çocuk okulda çilek olacaktır. Evet. Yani renk seçimi, bakın benim de şurada çileklerim. Şu şekilde geliyorum. Şimdi biraz sonra toplayacağım ve şu yeşille bunu yapacağım. Ha, çilek örgüyü yapıyorum. Örgü, evet, sağa çekiyor diyor. Sayılar şaşıyordur. Sayılar şaşıyordur. Çekmez, bakın böyle dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor. Sonra şeyi göster katlandığı şimdi zaman. Şimdi 3 ile başlayıp 1 ile bitireceğiz dedik. Bakın burada 3 ile başladık. Şurada son 1 ile bitirdik çilekli. Bunu dikeceğimiz zaman bu çünkü puzzle gibi. Şuradaki boşluğa buradaki çilek gelecek. Şu boşluğa bu çilek derken bu böyle kapanıp hiç dikildiği belli olmayacak. Onun için bu şekilde başlıyoruz. Yani başlarken bir çilek, aha, ilmeği, evet, zinciri, üç ara, aradaki boşlar, bir çilek, üç. Yani Sibel böyle şey gibi gösterdi onu bana. Hani ilkokul çocuğu gibi öyle onu yaptık. Şimdi mesela sonraki sırada da bu çileğin tepesi, şu arada üç vardı. Buraya 1 yapacağız, 2 yapacağız. Şu aradaki boşluğa çileği kuracağız. Sonra 1, 2, 3 gideceğiz. Yine şu aradaki tek olan 3'ün ortasına çileği kuracağız. Birbirinin arasına kayacak çilekler. Evet, gerçekten çok güzel. Ben de şimdi reklam arasında yapmaya çalışacağım Sibel'le. Yeşilini de koyacağım. En zevkli kısmı o 5 şeyi böyle toplamak, hepsini bir, evet, toplayıp çileği şöyle bir sıkıştırıp tepesini kitlemek. Çilek o zaman böyle fos diye çıkıyor. Çok güzel bir model. Yani eskimeyecek. Kim düşündüyse tebrik, evet, ediyorum. Evet, kesinlikle. Yani düşünen birisi var. Hı hı. Bir yerde görmüştük, yabancı bir yerde. Hani şahane bir model. Bir dağarcığınızda bulunsun. Biz yine hatırlamak istedik.